Tekrar herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, dolar TL. Dolar TL'de görüldüğü üzere güçlü hareketin devamını görüyoruz. Dün gelen normal olarak adettiğimiz 2.44-2.47 bölgesinden beklediğimiz satış şu an için en azından dünkü HDTR'ye baktığımızda 3000 seviyesi üzerinde. Bugün 3050-3047 gibi bir bantta seyrettiğini görüyoruz. Ortalamaların etrafında dönen bir hareket olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Hemen şöyle 4 saatlik grafiğimize baktığımızda dün gelen o satışın en azından bugün belki akşamdan sonra biz biraz daha dolarda hareket görebiliriz. Yukarı yönlü hareket görebiliriz. Bu anlamda önemli bir gün olarak bahsedebiliriz. Dünkü kapanışa baktığımızda yarın çok daha önemli bir gün bu açıdan. Hemen buradan şöyle saatlik grafiklerimize bakalım. Saatlik grafikte bugüne dair dün yorumumuzda bahsetmiş olduğumuz 2.41.50 2.40.90 bugünkü tablomuzda bize neyi gösteriyor? 2.41 seviyesine kadar gelen bir hareket oluşmuş. Yukarıda da 2.43.10 saat 9.30 civarı görülen bir seviyedi. 2.43.10 tablomuzda, evet, gördüğünüz üzere 2.43.10 tam nokta görülmüş ama üzerinde saatlik kapanış yapamadığını görüyoruz. Ama 2.42-2.41.80 üzerinde kalmak isteyen bir yapı olur mu? Saatliklere baktığımızda evet, böyle bir istek var. Sıkışan hareketin belki bugün günün ikinci yarısında, yani öğleden sonra oluşması önemli olacak. Şu görmüş olduğunuz kırmızı çok önemli hareketli ortalama, 60 saatlik hareketli ortalamanın üzerine atması halinde bu da bize şunu gösteriyor. 2.43.10.50 2.43.10 bu aralıkta gezip günün ikinci yarısında saat 2-4 aralarında bu seviyeler üzerinde kalması halinde, ki kalabilecek bir güç var. Akşama doğru biraz önce de bahsetmiş olduğumuz üzere 2.44.80-2.45'lere giden hareketin devamı gelebilir. Genel trend açısından baktığımızda şu an için dolar TL'de hareket yukarı isteğini koruyor diyebiliriz. Hemen buradan isterseniz günlüklerde dediğimiz gibi HDTR'ye bakalım, göstergemize, dalga teorisine. 2850 bizim için neydi arkadaşlar? Önemli bir seviye. 2850'nin üzerinde kaldığı müddetçe dolar TL'de 3500 ve bunun üzerinde 4000'lere doğru. Yani şu anki eğer 3500, yani 50 kuruş daha düşünecek olursak 2.42 üzerindeki hareketin dolar TL'de tekrar 2.47'lere doğru gitmesi isteği devam edecek. Nasıl devam edecek? 2850 üzerinde kaldığı müddetçe. Şu an kaç? 3045. Yani 3050. Kalmak istiyor. Olumlu. Yarın çok daha önemli olacak çünkü. Yarınki hareket büyük ihtimalle 3.47.50 üzerinde bir hareket başlatması için HDTR'nin 2850'ye gelmemesi lazım. Gelmediği müddetçe büyük ihtimalle hareket hızlanıp dolar TL'de bu sefer 2.47.50 üzerinde yeni rekor getirebilir. Bu da geçmiş çok uzun süreli tabloya baktığımızda şöyle bir resim çizmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bakalım, geçmişte HDTR'yi aldığımızda, kırmızı olmasın, maviyi çıkartalım. Evet, geçmişte HDTR'yi dikkate aldığımızda en yüksek nereyi görmüş? Şimdi daha büyük hedefleri dolar TL'de görecek mi? Görebilir mi? Bunu test etmek adına ben size biraz daha uzun vadeli bakış açısından yorum katmak istedim. 4 en yüksek, bakın, 2001 krizinde dolar TL HDTR'ye göre nereye görmüş? 4.260'ı görmüş. 2008 krizinde, 2008 global krizinde 4.200'ü görmüş. 2001 krizinde 4.100'ü görmüş. HDTR şu an nerede? Gördüğünüz üzere 3000'de daha. Yani bu şu anki bulunduğu seviyeden 3.42 diyecek olursak 10-12 3.42-3.52-3.65 gibi, ancak 3.65'e gittikten sonra dolar TL'de biz tablomuza hemen yıllık tarafında bu sefer bakmak zorundayız.
3.38 yani 3.38 3.40 üzerinde kalmak isteyen bir yapı var. 3.38 3.40 üzerinde kaldığı müddetçe ilk adımda 3.50'ye giden, arkasında 3.55 ve 3.60 bölgesine giden bir hareket görebiliriz. Ne zaman görebiliriz? Görüntü çok büyük ihtimalle önümüzdeki 2 ile 4 hafta içinde dolar TL'de yeni seviyenin 3.60'lara kadar uzanabileceğini bize gösteriyor. HDTR'ye göre baktığımızda. Yani biz aslında şuraya 3.100, 3.500, 4.000, 4.200 ekleyeceğiz. Çünkü bu tabloya neden bunları eklemedik? Çünkü biraz önce bahsetmiş olduğumuz o çok uzun vadeli bakış açısıyla 4.000-4.200'e ulaşması ancak kriz dönemlerinde olmuş. Gerek global kriz gerekse 2001 krizi. Şu an için global noktada baktığımızda dolar çok güçlü. Bunun adeta bir kriz havası olup olmadığını şu an için böyle bir yorumda bulunmak istemiyoruz. Çünkü bu bir kriz değil. Dolar yükselen trendi. Dolar yükselen trendi olduğu için adeta bir sanki kriz havası varmış gibi tüm dünyada etkisini gösteriyor. Buraya önemli bir not olarak söylemek istiyorum. Dolar sırf bizde yükselmiyor, dünyada yükseliyor. Bu çok önemli. Evet, Merkez Bankası'nın dolar satmaması da bence akıllıca bir yöntem. Neden? Çünkü rezervi eritmemek gerekir. Artı herkesin dolar satması gibi bir mantıkta, bir düşüncede tabii ki belki duygusal, belki bu noktada baktığımızda tabii uzun sürece konuşmak lazım ama benim gördüğüm kadarıyla sonuç itibariyle dolar trendi devam ediyor. Dolar trendini çevirebilecek bir gücümüz var mı? Elbette herkes dolar satarsa bir şekilde o dolar da bir süreliğine düşüş olacaktır ama bu da, şunu da unutmamak lazım. Sattığımız dolarları alıp gitmek isteyen de bir yabancı var. Bunu da düşünmek lazım. Eğer yabancı doları alıp giderse doların ülkeden çıkışı demek, cari açık noktasında ve diğer ekonomik anlamda farklı bir sıkıntı gündeme getirebilir. Bu gerçekten bizim için daha büyük bir sıkıntı olur. Onun için piyasa ne istiyorsa, piyasa nasıl fiyatlıyorsa onu fiyatlayacaktır. Her şey sonunda bir şekilde olması gereken noktaya gelecektir, gelir. Bu anlamda biraz ben açıkçası tabii ki duygusal ve en azından vatan severlik, milliyetçi cepheden bakacak olursak tabii ki herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bu çok önemli. Çünkü son yıllarda yaşamış olduğumuz gerçekten atlatmış olduğumuz badireler çok zor. Allah bir daha da yaşatmasın. Onun için benim kanaatim trend devam ediyor. Trend devam ettiği müddetçe ne kadar çevirebiliriz? Ancak bu trendi oluşturan güç bu trendi çevirecektir. Bu da sanki şu an için daha değil gibi gözüküyor. Daha zaman var gibi gözüküyor. Çünkü dolar endeksi açısından baktığımızda doların dünyada çok güçlü bir yükselen potansiyel içinde olduğunu ve bir önceki yorumlarımızda da bundan bahsetmiştik. Dolar önümüzdeki süreçte de dünyada trendini koruyacaktır. Bu açıdan önemli. Şimdilik dolar TL açısından baktığımızda günlük tablomuzda bahsetmiş olduğumuz 3.41.15 altında, pardon, 3.41.50 altında saatlik, 1.5 saatlik kapanış oluşmadığı müddetçe hareketin yukarı gitmeyi devam edecek. Daha önce de bahsettik. Özellikle şu an gelinen noktalar itibariyle bir ara direnç olduğundan bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere aslında görüntü gayet net, güzel. Yukarı, aşağı, burada bir dinlenme isteği var gibi gözüküyor. Bu hareketin yarın daha netleşip netleşmeyeceğini, daha doğrusu yön noktasında netleşeceğini görebiliriz. Sıkışan hareket aşağı mı gelecek? Aşağı gelmesi için olumlu bir takım gelişmelerin olması lazım. 3.30'lara, 3.35'lere kadar bir gerileme beklememiz için. En azından yarın da şu an bulunduğu seviyeler, haftalıklar tarafına baktığımızda 3.42.70 altında ancak kapanışlar oluşması halinde biz dolar TL'de hızlı bir kazanım görebiliriz. O da yarın netleşecek. Yarın bu noktada bizi izleyebilirsiniz. Ama şu anki görüntü dolar güçlü kalma isteğini koruyor. Bundan bahsedebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler.